Bu köprü bir zamanlar Irak-Şam İslam Devleti örgütü ile Peşmerge güçleri arasında sınırdı. 9 Mart 2015 tarihinde bir kuşatma harekatı başlatan Kürt güçler, Kerkük'ün batısında 170 kilometre karelik bir alanı IŞİD'in elinden almayı başardı. Kerkük'ün batısındaki 5. Peşmerge Cephesi sorumlusu Kemal Kerkuki, Mesut Barzani'nin yakın silah arkadaşı. Kerkuki, ekibimizi cephe hattına zırhlı aracıyla götürüyor. Zira bölgenin denetimi Peşmerge'de olsa da IŞİD'in topçu menzilindeyiz. Yol kenarı patlamış mayınların izleriyle dolu. Daha yüzlercesi de etkisiz hale getirilmeyi bekliyor. IŞİD'den ele geçirilen Arap köylülerin evleri mevziye dönüştürüldü. Peşmerge'nin parmağı tetikte ufku gözetliyor. Karşıdaki köyler boşaltıldı ama IŞİD unsurları zaman zaman sızma ve intihar saldırıları yapıyor. Telsiz dinlemesi yapan Peşmerge istihbaratı, IŞİD gözcülerinin bizi fark ettiğini belirliyor. Güvenlik gerekçesiyle hemen bölgeyi terk ediyoruz. Peşmerge, Kerkük'ün batısındaki petrol kuyularını güvenliğe almak için ilerlerken, IŞİD, Saddam döneminden bu yana Sünni Arapların kalesi olan Havice ilçesine doğru çekildi. Şu anda üzerinde bulunduğumuz köprü ve çevresindeki bölge daha bir ay öncesine kadar IŞİD'in kontrolü altındaydı. Ancak Peşmerge'nin yaptığı son operasyonla IŞİD güçleri bölgeden çekilmeye başladılar ve kaçarlarken buradan Havice yönüne doğru geri çekilirken yolları üzerindeki bu köprüyü de havaya uçurdular. IŞİD'in en büyük korkusu koalisyon uçakları. IŞİD üyeleri stratejik mevzilerin etrafına kazdıkları çukurlara ham petrol dolduruyor. Koalisyon keşif uçakları geldiğinde ateşe verilen çukurlar gökyüzünü yoğun dumanlarla kaplayarak görüşü engelliyor. Peşmerge denetimindeki alanda onlarca Arap köyü bulunuyor. Çatışmalar nedeniyle altyapıda ve binalarda büyük hasar var. Kürt yönetimi çoğunluğu Sünni Arap olan yerel halkın köylerine dönmesine izin vermiyor. Kemal Kerkuki, Irak'ın en zengin petrol yataklarından birine ev sahipliği yapan Kerkük'ün Dibis kasabasındaki karargahında bölgedeki durumu harita üzerinde gösteriyor. Buraya kadar. IŞİD'i hedefledikleri hatta çektiler. Ancak sivillerin bölgeye dönmesini henüz istemiyorlar. Birincisi, biz sivillerin yaşamını tehlikeye atamayız. Bölge %100 güvenli olmadıkça dönmelerini istemiyoruz. Henüz erken, zamanı değil. İkincisi, savaşta olan Peşmerge arkasının güvende olduğundan emin olmalı. Arkasından vurulmayacağını bilmeli. Çünkü Molla Abdullah bölgesinde yerel halkın bir kısmı bize saldıranlara katılmıştı. Bu tekrarlansın istemiyoruz. Kerkuki, Musul operasyonunun ne zaman başlayacağı konusunda spekülasyon yapmaktan kaçınıyor. Ancak bir zamanlar Saddam Hüseyin'e karşı gerilla savaşı veren deneyimli Peşmerge komutanı, IŞİD'in ideolojik olarak daha fazla genci etkilemesine fırsat vermemek için hızlı hareket edilmesinden yana. Can Hasasu, El Cezira, Kerkük.